Aradığınız bütün evraklar bu dolaplarda. Ama bana haber verirseniz daha çabuk bulurum. Teşekkür ederim Ali. Bir kahve yapayım mı Kaymakam Bey? Ortaydı değil mi? Evet, teşekkür ederim. Tamam. Bu akşam sinema geliyor da. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de sesi duyunca merak ettim. Sinema haberi veriyorlar. Buyurun. Biz burada böyle tabir ediyoruz. Çünkü haftada bir Seben'den sinema gelir. Salon olmadığı için sinema toptan gelir. Siz buranın pek çok ihtiyacı gibi kültür ihtiyacını da karşılıyorsunuz. Elimizden geleni. Geldi. hemen size de getiriyor müdür bey. Sağ ol Ali efendi. Afiyet olsun kaymakamım. Teşekkür ederim. Bizim hanım akşam yemeğine bekliyor sizi. Oradan da birlikte sinemaya gideriz. Teşekkür ederim ama beni fena alıştırıyorsunuz. Dün gece de Hakim Bey yemek yolladı. Bu birkaç gün sürer. Sonra sizi kaderinizle baş başa bırakırız. Havalar düzelsin, çevre turlarına da başlayacağız. Burada çok güzel ormanlık Müdür Bey, araziler var. Size bir telefon bağlıyorum. Tamam, bağlı. Alo. Evet. Nerede? Tamam, hemen geliyorum. Gitmem lazım. Yine kaçakçılar. Orman bölgelerinin ezeli derdi bu. Tomruk kaçakçılığı. Ucuz kereste için izinsiz ağaç kesiyorlar. Neyse ki yakalanmışlar. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Biliyor musunuz Kaymakam Bey? Yemeğinizi getirseydim. Yok, teşekkür ederim. Biraz kasabayı dolaşacağım. Tamam o zaman. Sağ ol. Oldu. Hayırlı olsun Kaymakam Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi günler. Size de. İyi günler. Bu akşam saat 8'de Orman İşletmesi lokalinde film gösterilecekti. Koşmayın çocuklar, düşeceksiniz. Türkan Şoray ve Ayar Işık'ta Acı Hayat bugün saat 8'de. Sinemanın kralı Ayar Işık bu filmde. Kara Kızlı'yı sevdiğiniz Türkan Şoray bu filmde. Aşk bu filmde. Nasılsın Kaymakam Bey oğlum? İyiyim teyzeciğim, sağ olun. Aman iyi ol oğlum, iyi ol. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey. Ben Rüstem Gümüşlü. Memnun oldum. Ahmet Gürse. Tam ben de size hayırlı olsun demeye geliyordum ama geç kalmışım. Bol'dan bu sabah geldim. Orada bir kereste fabrikam var. Ama iş için sık sık geliyorum Kıbrıs'a. Herhalde yemeğe gidiyordunuz. Ben sizi bir yere davet etsem? Hoş, burada sizin gibi şehirli birini ağırlayabileceğimiz bir lokanta yok ama... Bolu'ya gelirseniz çok daha iyi ağırlarım sizi. Bugün affınızı rica edeceğim. Eve gitmem lazım. Birkaç şeyi unutmuşum. İnşallah başka vakit. Tabii tabii, ne vakit isterseniz. İyi günler. Size de Kaymakam Bey, size de. Hoş geldiniz. Buyurun Kaymakam Bey, buyurun. Kusura bakmayın, elim boş geldim ama... Ziyanı yok. Zaten alacak bir şey de bulamazdınız. Gelin bakalım çocuklar. Misafirimize bir hoş geldin deyin. Merhaba çocuklar. Kızım Meltem. Merhaba Meltem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bu Nadir. Bu da... Merhaba, İyiyim. Nasılsın Nadir? Oo, merhaba. Ne güzel. Genç yaşta anne baba olmuşsunuz. Siz oturun. Ben yemek hazır olunca size tamam. haber veririm. Çocuklar içeri. Hadi geç geç. Buyurun oturun. Ben de odun getireyim, hemen geliyorum.
Sabahattin Ali'yi ben de çok severim. Başka kitapları da var. Almak isterseniz alabilirsiniz. Olur, alırım. Kaçakçılık meselesini merak ettim. Ne oldu? Bir netice var mı? Suçüstü yakalanmışlar. Buyurun. Ama bu mevzu kapanmaz. O ağaçları alacak tüccarlar olduğu müddetçe devam edecektir. Bugün Rüstem diye biri geldi. Gümüşlü. Evet. Kereste tüccarı. Hiç şaşırmadım. Yakında size de hediyeler getirir. Hazırlıklı olun. Niçin? Rüşvet. Sizinle arayı iyi tutmak istiyor. Maksadı fabrikasına ucuz tomruk temin etmek. Kaçakçıları destekliyor. Bu kabul edilir bir şey değil ki. Değil. Beni de tecrübe etti. Baktı umut yok, aramız açıldı. Siyasilere kadar uzanan bağlantıları var. Size bir zararı dokunmasın. Ben alışkınım. En kötü ihtimalle yine mahrumiyet bölgesine tayinim çıkar. Kasabamıza hoş geldiniz.